Kar var gördüğünüz gibi. Soğuk, rüzgarlı. Dışarıda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Almanya zaten bu kapanma sürecini 14 Şubat'a kadar uzattı. O yüzden genelde evde takılıyoruz. Ama arada sırada benim kendi işlerim için tekrar dışarı çıkmam gerekiyor. Yılbaşında bana Victoria bir tane hediye almıştı. İçinde kendi yaptığı bir bardak. Kilden bardaklar falan yapıyor. Altına da kendi ismini yazmış. Ondan sonra böyle bir tane kahve aleti. Bir tane de Kolombiya'dan bir tane kahve. Bu Peru ve Kolombiya'nın falan kahvesi arkadaşlar bu arada çok meşhur. Gerçekten çok bambaşka bir tadı var. Kokusu özellikle. İlk defa onun bu verdiği hediyeyi deneyeceğim. Çünkü videolarımı da izliyor. Türkçe'de anlamıyor. Ama bana şey dedi yani, görüyorum hep hala hazır kahve kullanıyorsun. Sana gittim aldım o kadar güzel kahvelerden hala dandik kahveleri kullanıyorsun diye bana bir sitem etti. Kız da haklı. O kadar hediye aldı bana. Yıl başında Ocak ayı bitecek artık. Yavaştan kullanmamız gerekiyor. Bugün konservatuara gideceğiz. Çok uzun zamandır konservatuara gitmemiştim. Gitmem gerekmedi daha doğrusu. Ben kendim de gitmek istemiyorum. Çünkü çok fazla insan geliyor oraya. Her odada yüzlerce insan prova yapıyor. Şu dönemde hiç akıl kârı iş değil ama mecbur gitmek zorunda kaldık. Çünkü benim evde piyanom yok. Piyanistin de kendi evi çok uzakta. Burada size kahvenin ismini göstermek istedim. Ben ilk defa deniyorum bunu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu arada şimdi şöyle bir şey var. Tamam, damak tadı kahve mavi güzel de abi vakit alıyor yani. Bunun suyunu doldur. Ondan sonra bu alet pisleniyor. Yani bunun işte böyle karıştırıyorsun. Bir de sonra bunu benim ekstra yıkamam gerekiyor. Ondan sonra tekrar bunu bastırmam. Birazcık çok hafif dinlendirmem gerekiyor falan. Bana çok da pratik gelmedi açıkçası. Benim için en güzeli böyle suyu ısıtacaksın. Hemen dökeceksin. Ondan sonra işte maillerine, derslerine, işine neyse direkt ona odaklanacaksın. Bu da bana artık alıştı, bayağı geliyor. Aslında bizim evde 3 tane kedi var arkadaşlar. Kar tutmadı gördüğünüz gibi. Sabah böyle hafiften güneş çıkar gibi falan oldu. Ama yine gördüğünüz gibi gıpgri. Bu hava hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi geçen sene tam bu zamanlar o zamanki ortaokul hocam babamdan işte Instagram adresimi bilmem neyi almış. Benim de burada Berlin'de yaşadığımı biliyor ya. Bana yazmıştı işte, oralara gezmeye geleceğiz. Sence Ocak ayı çok soğuk dediler. Berlin çekilmez dediler. Sen ne diyorsun dedi. Bana sordu. Ben de dedim aman ha, öyle bir hata yapmayın, sakın gelmeyin buralara dedim gezmek için. Şimdi de yasak var, şimdi de gelemiyorlar. Euro da aldı başını gitti. Kesin kadın bana içinden küfrediyor. Geçen sene şansları varken gelmeyin dedim insanlara. Şimdi de artık böyle bir şans kalmadı. Bu mesela burada tek birisi oturuyor. Aslında onlar karşılıklı 5-6 kişinin oturabileceği, yani nereden baksanız 10-12 kişinin oturabileceği bir alan. Az çok her alanda sadece bir kişi var. Gerçekten insan yok denecek kadar hala az yani. Ki ben bunu öğlen vakti çektim. Çok da hafta içi en yoğun olunan bir saatti. Ama gördüğünüz gibi tek tük. Bu bölgeyi çok seviyorum. Aslında güneşli olduğunda, bir de yılbaşı olduğunda çok güzel süslüyorlar bu KDV'nin olduğu yeri. Ama inşaatı bir şeye almışlar. Ya insan olmayınca abi hiçbir tadı olmuyor. Yani burada otobüs durağının önünde hep 20-30 kişi en az beklerdi. Şimdi gerçekten insan kalmamış. Bugün tekrar fark ettim. Bu bölgeye gelmeyeli belki 2-3 ay olmuş. Biliyorsunuz ben eskiden burada oturuyordum. Her buraya geldiğimde biliyorsunuz yazın evimizi kaybettik ya. Hep aklıma o geliyor. Orada hep böyle kendimi hani kurban gibi hissediyorum demeyeyim de. Hani ben kiramı zamanında ödedim. Ne bileyim, hiç problem yapmadım. İşte giriş depozitomu verdim. Onu zaten geri alamadım. Hani böyle haksız şekilde çıkarıldık. Her seferinde aklıma o geliyor. Çok da moralimi bozuyor. Artık böyle bana nasıl koymuşsa bu eski caddeye, mahalleye geldiğimde hep aklıma o evi kaybediş şeklimiz bize böyle hadi bakalım 12 gün içinde evi terk edeceksiniz yoksa falan filan diye avukatın yolladığı o tedbir mi deniyor, ne deniyor işte, o mektuplar aklıma geliyor. Bu arada biz okula geldik.
İsimleri kaydediyorlar. Kim hangi odaya gidiyor, hangi kata çıkıyor tek tek. Bir yandan güzel de bir şey. Asansöre bir kişi dışında kimseyi bırakmıyorlar. Asansörün de içini acayip çizmişler. Yani burada ben 5. kata çıktım. 5. kattaki oda numarasına kadar her şeyi yazdılar. Bir yandan iyi bir şey. Şimdi birisinde hani test sonucu pozitif veya negatif çıksa bize de hemen haber verecekler. İlk defa burada piyanistle buluşacağım. Burada piyanistle buluşmadan çıkıyorum. Valla güzel geçti. Havada bir yumuşadı. O kadar yumuşadı ki dedim bisikletle döneyim. Baktım benim gibi bisiklet süren de bayağı kişi vardı. Bir de dikkatinizi çektiyse böyle bulutlar falan biraz dağılmış. Aslında daha böyle akşam üstüne doğruydu yani. 4-4.30 artık akşam üstü diyorum yani kışın. Normalde buralar simsiyah oluyor. Yumuşaktı bayağı. Bisiklet süre süre geldim. Yeni geldim. Piyanist de bayağı iyi geçti. Yani biraz çocuğa bir yerde acıdım. O da önce lise öğretmenliğini bitirmiş. Müzik, matematik. Şimdi üstüne gidip sanat bölümünü okuyormuş. Yolum dedim. Lise öğretmenleri iyi kazanıyor bu kadar. Bitirmişsin lisansını, bir tek master'ı eksik. Yapıversene falan, dünya para problemi var. Yok diyor, sınıf öğretmenliği bana göre diye çocukları çekemem. Çekemiyorum, o kadar lisansı okudun, o kadar seneni verdin. Gerçi anlıyorum onu da. Yani şu an yaptığı şeyde zaten biliyorsunuz, konser, monser, sanat, manat yok. Çok mu karanlık oldu ya? Neyse, işte o da hem çalışıyor hem okuyor. Ama iyi piyanist. Piyanistliğini beğendim, güzel eşlik edebildi. Her ne kadar bizi çıldırtsa da, sınıfça telefonlarımıza çıkmasa da bayağı yardımcı oldu. İyi de eşlik edebiliyor. Beni de Almanca tekstlerde düzeltti. Çünkü hem İtalyanca hem İspanyolca hem Almanca şarkılar söyleyeceğim sınavda. Almanca'da bazı yerlerde bak kelimeyi söylüyorsun ama şurasını böyle vurgula, burasını böyle yap falan. İyi fikir verdi. Oradan da kütüphaneye gittim. Bayağı bir çantayı doldurdum. Yine başka bir kitap almaya gitmiştim. Totalde 8 kitap var. Birazdan dediğim yavaş yavaş böyle biraz süreç bunaltıcı oluyor. Çok fazla okuyorum. Yani her gün. Yani sabah 9'dan 12'ye matematik var. Ondan sonrasında tekrar tez, portfolyo. Kedinin sesini duydunuz mu? Bak, Claudia beni duydu ya. Gel. Bak kim burada? Meow. Gel. Gel, hemen sevgi istiyorsun değil mi? Ben bilmez miyim kızımı? Hemen kafasını sevdiriyor. Bak, hemen sütü. Hayvanlar güzel ya. Abi hayvanları sevmiyorsanız baya benim kanaldan ayrılın ya. Hayvanı sevmeyen hiçbir canlıyı sevmiyor. Yani insanı sevmeyi bırak, hiçbir canlıyı sevmiyor. Böyle bir gözüm var. Dolayısıyla hayvan sevgisi olmayan insan hiç bize lazım değil yani. Bugün böyle geçti. Çok yoğun gidiyor. Sonrasında kar biraz eridi. Hatta güneş çıkar gibi falan bir şey oldu. Neyse millet, bu kadar özet yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.